kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar Ramazan geldi şöyle baklavalara böreklere çeşit çeşit tatlılara geçmeden en kolayından bir tatlı tarifi vermek istiyorum sizlere bildiğiniz şekerparelerden çok daha farklı ee, inanılmaz lezzetli bir tatlı hemen bunu nasıl yaptım yapımı çok kolay ee, anlatmaya başlayayım sizlere. İlk önce bir şerbet hazırlamakla başlayacağız. buçuk su bardağı suyumuzu tencereye aldım. Üzerine 3 su bardağı toz şekerimizi ilave edeceğim. Bir parça da içerisine limon attıktan sonra ocağa koyacağım. Karıştırmaya kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynayacak. Fazla değil. Hani en orta ateşte 10 dakika kaynayıp kenara alacağız ve soğumaya bırakacağız. Hemen hamurunu yapmaya başlayalım. 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. 1 adet yumurtamız var. Yarım çay bardağı pudra şekerimiz var. 1 çay bardağı sıvı yağ. İrmemizi ilave ediyoruz. İrmeyi biraz fazla koyuyoruz bu tarifte 1,5 çay bardağı irmik. 1 paket vanilya. Şöyle bir karıştıralım. Ee, bütün püf noktası yani bu şeker bütün püf noktası bir yemek kaşığı tahin ilave edeceğiz. Elim bulaşık olduğu için kızım yardım etti ama nereden döktüğünü ben de anlayamadım. Evet tahin inanılmaz derecede lezzet katıyor. Böyle seviyorsanız bence bir yemek kaşığından biraz daha fazla da ilave edebilirsiniz. Efsane oluyor. Bütün irmikli tatlılarınızı tahin koymanızı tavsiye ederim. Farkı anlayacaksın. Ha koymak istemiyorum derseniz tabii ki eklemeyebilirsiniz. Normal hali bile çok güzel bu tatlının. Böyle daha helva tadında bir şekerpare. Çok şekerpare tarifi var kanalımda ama bu gerçekten çok güzel çok farklı oldu. Evet şimdi hamurumuzu çok fazla yoğurmuyoruz. Birbirine birleştirdik mi toparladık mı yeterli geliyor kıvamı da bu şekilde. Hemen yuvarlamaya başlıyorum. Ee, zaten kıyır kıyır bir hamur yani elinizin içerisinde parçalanan bir hamur olacak. Onu söyleyeyim niye bu böyle oldu diye düşünmeyin. Çok fazla şekil vermeyeceğim bastırmayacağım kendileri zaten yayılacaklar. Evet, tepsimin altını yağlamadım. Hiç yağlamıyorum bu şekilde tatlılarda hiç gerek de yok bence. Önceden ısıtmış oldum yani fırınımı ısıttım ee, 160 derecede ısıttım yani derecenize bağlı 175 de olabilir. Ee, fırınımı ısıttım üzerine bir adet yumurta sarısı sürdükten sonra böyle çatalla çiziyoruz. Fırına gönderdim. Ee, şekerpare yapmanın püf noktasını söyleyeyim sizler arkadaşlar. İyi pişirin, kesinlikle iyi pişirin böyle kızarmış olsun. Az pişmiş şekerparenin tadı güzel olmaz. Ee, i̇nanılmaz lezzet farkı var. Hani iyi pişmişle az pişmiş arasında. üzerlerini fıstıkladım. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay bir yapımı var. İnanılmaz güzel bir lezzeti var. Mutlaka deneyin. Hem çok basit, herkesin elinin altında olan malzemelerle. Biz tadına doyamadık efendim. Sizler de inşallah yaparsınız. Yorumlarınızı bana da atarsınız. Ee, hep baklava eğitiminden bahsediyorum. Şimdi işte, videom bitmeden ondan tekrar söyleyeyim. İnanılmaz güzel baklava eğitim videoları çektim. Ee, muhtemelen yarın akşam veya e, hafta sonundan itibaren onları e, paylaşacağım. Şekerparemizin kıvamına geçelim. Bakalım şerbetini tamamen çekiyor. Bakın lokum gibi oldu. Tamamen şerbetini çekmiş. Ta, e, şey fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbet döküyoruz üzerine.